Türk mühendislerin üzerine yoğunlaştığı insansız hava araçlarına bir yenisi daha ekleniyor. İHA, SİHA ve savaş uçağı derken şimdi de insansız helikopter için çalışmalara başlandı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından prototipi üretilen T-629 elektrikli ve insansız taarruz helikopterini aldı. Savunma alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren TUSAŞ'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Atak ve Gökbey helikopterinin üretimini yapan şirket şimdi de insansız ve elektrikli taarruz helikopteri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. TUSAŞ'ın Ankara, Kazan'daki ana yerleşkesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan ilk T-129 Atak Faz 2 helikopteri teslim töreninde diğer hava platformları da sergilendi. Sergilenen hava araçları arasındaysa ilk kez Haziran 2020'de görüntüleri yansıyan T-629 taarruz helikopterinin yeni bir modeli de yer aldı. Üzerinde T-629 yazan mockup'ın TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen insansız taarruz helikopteri olduğu ifade ediliyor. Yakın zaman içerisinde ilk uçuşunu yapması beklenen T-629 taarruz helikopterinin yeni modeli, Türk havacılığı için birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Çağın gerekliliklerine uygun olarak yeni özelliklere sahip olarak üretilen T-629 helikopterinin en büyük özelliği ise elektrikle çalışıyor olması olacak. Helikopterin motorunun hibrit mi yoksa tamamen elektrikli mi olduğu henüz tam netlik kazanmazken, savunma uzmanları ise bu teknolojinin havacılık tarihinde bir devrim olacağına vurgu yapıyor. Daha ağır savaş helikopterlerinin yerine orta sınıf bir helikopter olarak havadaki yerini alması beklenen T-629'un dünyada pek çok ülkede potansiyelinin olması bekleniyor. T-629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T-629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması planlanıyor. T-629'un elektrik tahrikli insansız sürümü hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise helikopterin prototipinin yerde çalıştırıldığının müjdesini verdi. Haziran 2020'de ilk kez görüntülenen T-629 taarruz helikopteri mockup'ında silah yükü olarak da taarruz helikopterlerinden kullanım için Roketsan tarafından geliştirilmiş L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi yer alıyordu. Yeni sergilenen insansız modelde ise herhangi bir silah yükü yer almadı. Yine ilk sergilenen T-629 taarruz helikopterinde kamera sistemiyle top sisteminin yerleşimi T-129 Atak helikopteriyle aynı iken, elektrikli ve insansız modelde ise kamera sistemi ve top sistemi yerleşimi ağır sınıf taarruz helikopteriyle aynı olduğu görülüyor. Öte yandan elektrikli modeli üretilen T-629 taarruz helikopteri, TUSAŞ'ın geliştirdiği ağır sınıf taarruz helikopteri ve T-129 Atak helikopteri arasında bir sınıfta bulunuyor. Azami 6 ton ağırlığında olacağı bilinen T-629 taarruz helikopteri, Atak taarruz ve taktik keşif helikopteriyle benzer bir dış görünüşe sahip olacak. T-129 Atak'tan 1 ton daha ağır olan T-629'un daha fazla mühimmat ve sensör kapasitesi bulunacak. Diğer taraftan helikopter kazalarında önemli yer tutan tel veya engele çarpma durumunun önüne geçilmesi için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aktif helikopter engel tespit sisteminde de sona gelindi. Pilota uygun zamanda engellere karşı ses ve görüntüyle uyaracak sistem bu yıl içerisinde testleri tamamlanarak helikopterlere takılacak. Helikopter engel tespit sistemleri aktif ve pasif sistemler olarak ikiye ayrılıyor. Aktif sistemlerde radar, lidar gibi algılayıcılar, pasif sistemlerde ise yazılım tabanlı çözümlerle engel farkındalığını oluşturuyor.
Savunma uzmanlarına göre T-629'un özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için faydalı olacağı düşünülüyor. Kısa bir süre içerisinde envantere alınması planlanan TCG Anadolu gemisi için helikopter platformu ihtiyacı olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin T-629'la bu ihtiyacının önemli bir kısmını da giderebileceği öngörülüyor.